Benim arkadaşlar, biz yola çıktık, şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Biliyorsunuz Antalya'da olan durumları, biraz korkarak gidiyoruz ama mecbur gitmek zorundayız. Şimdi bir takipçim de şey yazdı, Taşağla yangına gitmesine 1 kilometre kalmış. Bilmiyoruz ne yapacağız, mecbur şu dediğim gibi gidiyoruz, bakacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun, yani çok zor. Manavgat'ta zaten hiçbir köy kalmamış, bütün köyler yanmış. Öyle yorumlar geldi, şimdi onları okuyordum. Aksaki'de yapmışlar. Aksaki'de yapmış. Yok, takipçim şey demiş, Manavgat'taymış. Orada abla dedi hiçbir köy kalmadı dedi. Taşağla'da girmesine 1 kilometre kaldı falan demiş. Rabbim herkesin yardımcısı olsun, çok zor. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor tabii ki. Çok gitme taraftar değildim. Barandan dolayı. Yani odumanın solumasını bile istemiyorum açıkçası. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. İş için mecbur gitmek durumundayız. Gidelim bir bakalım duruma. Olmadı. Akşam Taşağla'da kalmayız. Daha hani yangın uzak bir yerde olduğu bir yerde kalırız. Bilmiyorum. Gidip görmeden bir şey diyemiyorum. Ki bizim planımız şu yöndeydi. Biz Antalya'ya gidecektik. 2-3 gün kalıp oradan Çeşme'ye geçecektik. Ama her şey karıştı. Bu durumda ne yaparız bilmiyorum. Şimdi Serkan'ın şantiyesi de biraz sıkıntılı. Oraya da yaklaşmış yangın. Orada da kimse yok. Yani bakalım, gidelim bakalım şimdi ne yapacağız. Gitmeden görmeden hiçbir şey diyemeyeceğiz. Şimdi Baran uyuyor. Biz de gidiyoruz ama öyle çok keyifli keyifli gitmiyoruz. Gene çayımız falan var ama çok keyfimiz yerinde değil. Kardeşim şeydeydi, Side'deydi. İki gün oldu değil mi yangın çıkalı? Tabii. İki gün oteldeler. Hani dumanlar falan gözüküyor ama çok yaklaşmadı diyor. Şimdi onlar da geri dönecekler. Muhtemelen Afyon'da onlarla buluşup yemek yiyeceğiz. Bakalım, yolda gene ara ara şey yaparız. Konuşuruz. Bizimki ses yapıyor arada. Baran kalkacak gibi. O da gece hiç yatmadı sabaha kadar. Niye bilmiyorum. Sabaha kadar geziyor. Evin içinde gezip duruyordu. Su istedi, lahmacun istedi. Sürekli bir şey istedi bütün gece. Şimdi gidelim bakalım durum neymiş, nasılmış, ne yapacağız, nerede kalacağız veya oradaki insanlar ne yapıyor. Sürekli konuşuyorum oradakilerle. Herkes korku içinde, kimse uyumuyor. Taşağı'daki arkadaşlarım video gönderiyor. Yangın o kadar yakın ki. Dün akşam işte rüzgarın yönünden dolayı, bir de köylüler çok şey yapmışlar. Taşağı'la girmemiş yangın. Çok uğraşmışlar. Bir de şöyle bir durum var. Gelen yorumda da gene o vardı. Bilmiyorum, hani çok emin olmadan da bu tarz şeyleri konuşmak istemiyorum aslında ama herkesin konuştuğu, gördüğü etti. Yani şey, birileri varmış, yakıyorlarmış falan. Sürekli anons geçiyormuş hoparlörlerden Taşağı'da. Her yerde şey bekliyorlarmış ya gece. Aha, köylüler. Kimseye sokmuyorlar mı yabancı, evet. Yabancı gelirse diye. Sürekli anons geçiyormuş, ormanlara sahip çıkın, ormanların orada olun bakın falan diye. Bilmiyorum artık ya, çok karışık konular bunlar, çok öyle aleni yorum yapabileceğimiz şeyler diye. Rabbim herkesin yardımcısı olsun, dua etmekten başka yapacak bir şey yok. İnşallah bir anda bir yağmur yağsa her şey çözülecek. İnşallah yağar da muhtar. İnşallah ya, hiç belli olmaz ne olacak. Ben o konularda hani şimdi kimisi der ki yok çok sıcakta yağmur yağmaz falan, hiç belli olmaz. Bir yağmur yağsa bir saatte, iki saatte her şey hallolur aslında. Rabbimin elinde her şey. Bakalım. Gidelim bakalım. Allah yardımcımız olsun. Aynen, Allah yardımcımız olsun. Şey, sonra hiç çıkaramadım. Ya babam. Sonra çıkaramadım. Hastaneye de gidiyorduk biz. Aşağı iniyorduk. Anne muzluk diye hazırlanıyordu. Sonra da yutkundu. Geçti. Yutkununca geçti mi? Hayır. Peki bir şey soracağım. Sen lahmacun yedin mi dün? Kaç tane yedin onu söyle. 4, 6, 5, 2, 15, 17. Dün akşamdan beri sabaha kadar lahmacun yedin. Kalmaz yerler diye gece hepsini yedin. Dayı. Bir
Dayı. Şimdi Uğurlar'la oturduk, bir şeyler yedik. Ay bugün bizim yemekten yana şansımız gülmedi. İlk Afyon'un girişinde sucuk döner istiyordu canım. Bir yerde yiyelim dedim. Buz, buz bildiğiniz buz. Neyse dedim, Uğurlar'la oturunca orada yeriz dedim. Orada da yani çok içimize sinmedi, et söylemedik. Çok da midemi rahatsız etmişti o sucuk zaten. Gözleme ve toz söyledik. Bir de Baran sucuk istedi. Sucuk böyle, nasıl anlatayım, böyle nişastalıydı sanki. Yani o kadar köfte olacakmış da sucuk. Ha, o öyle tarif edildi. Köfte olacakmış da sonra da baharat koyup sucuk yapmışlar. Çok kötüydü. Neyse çok az oturduk. Yarım saat ancak oturduk değil mi? Evet, çünkü oturduk. Antalya'da durum ne? Hani nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Evet. Çok normal. Karanlık olmadan inmemiz lazım. Aynen. Karanlık olmadan bir gidelim bakalım durum nedir? Nerede kalacağız? Evimize ne oldu? Yani. Şantiye ne oldu? Hiç aynen. Şey hiçbir şey bilmiyoruz. Dedim ki Baran'a o dumanları solutmak istemiyorum. Onun için çok fazla oturamadık. Şimdi biraz daha size şeyi anlatacağım. Biz Kocan Bey'le eliminasyon diyeti yapmaya başlıyoruz. Onun ayrıntılarını anlatacağım birazdan size. Yalnız önce şunu söyleyeyim. Bu diyet kilo vermek için değil. Onun için bana lütfen işte ekmek yeme kilo verirsin, şu diyeti yap kilo verirsin, diyetisine git kilo verirsin gibi tavsiyelerde bulunmayın. Ben daha önce de söylemiştim zaten. Biz rahatız, mutluyuz, kilomuzla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Velev ki oldu diyelim, olsa diyetisyene gideriz, kimseden tavsiye almayız. Biz yemeği seven insanlarız ve hiçbir zaman kasılmadan yiyen insanlardık. Aynen. Ama şimdi bu eliminasyon diyeti şu. Bir takım rahatsızlıklara iyi geliyor. Kas ağrıları, sindirim problemleri, tiroid problemleri. Bunları iyileştirmek üzerine bir diyet. Ve hani her sağlıklı insanın bile yılda bir defa olsun yapılması öneriliyor ki sindirim sistemi düzenlensin diye. Şimdi bu diyet şöyle 21 gün, ilk başlangıcı 21 gün. Listesi var elimde. İsterseniz size de daha sonra ayrıntılı bir şekilde bahsedelim. Şimdi bir şey üstü kapalı bahsedeceğim. İşte yasak olan yiyecekler var, serbest olan yiyecekler var. Serbest olan yiyeceklerden istediğiniz gibi sınırsız yiyorsunuz. 21 gün bu şekilde devam ediyorsunuz. 21 günün sonunda diğer besinler yavaş yavaş, işte bu bebeklerde 3 gün kuralı var ya, denene denene. Hani rahatsız ediyor mu etmiyor mu şeklinde deneye deneye onları listemize ekliyoruz. Böyle bir süreç. Dediğim gibi amacımız öncelikle kilo vermek değil. Aa, ben şu telefonu bir koyacağım bir saniye. Ha, 3 gün bu bebeklere kadar erken deniyorsunuz ya, deneye deneye 3 gün örnek veriyorum, işte pirinç, süt, artık tam ayrıntısını bilmiyorum, kuzenim bize diyetisyen, o destek olacak, kendisi de yapıyor zaten uzun zamandır, bir yılı geçmiştir, kendisi de yapıyor bunu, bakacağız, deneye deneye yapacağız. Benim tiroidlerimde bir problem var. Bu da şöyle bir şey değil. Hani az çalışıyor, şu ilacı kullan, çok çalışıyor, bu ilacı kullan gibi bir şey değil. Doktorların bile henüz bulamadığı bir problem var ki gitmediğim profesör kalmadı bununla ilgili. Bana çoğu doktor, Ankara'da zaten gitmediğim endokrin doktoru kalmadı, Antalya'da da gitmemişsin. Çoğunun dedi en fazla bakan 3 ay baktı bana, 3 ay düzenli kan tahlillerimi verdim. En sonunda hep şey, sonuç şu, ya başka bir doktora mı gitsen ya da biz seni tedavi edemiyoruz falan. İşte ilk defa gördüğüm bir şey, ben hiç böyle bir şey görmemiştim deyip düzenlenemeyen bir tiroid hormonum var benim. Ama şimdi benim kan sonuçlarına burada bakın, ultrason sonuçlarım da birbiriyle uyumsuz. Ya hipofiz bezime bakıyorlar, orada da bir takım sıkıntılar var. Ya çok sıkıntılı bir süreç. Yani hani dediğim gibi beni rahatsız eden kilo değil. Ama bu tiroidler ve tiroidlerim sonucunda işte yaşadığım bir takım yan etkileri var bunun. Bunlar beni rahatsız ediyor. Baktım ki başka bir şey yok, durum yok. Eşimde işte sindirim problemleri var. Onun için dedim ki birlikte yaparsak hem rahat yaparız, evde pişen şeyler aynı olacağı için bu diyeti deneyelim dedik ve yarından itibaren düşünüyoruz başlamayı. Tabii durum ne bilmiyorum. Şu anda mesela diyette sabah kahvaltıda peynir falan hiçbir şekilde hayvansal gıda tüketmiyorsunuz. Sadece kuzu eti, köy tavuğu, köy yumurtası. Ben de bunları taş aldım, rahat yapabileceğimi düşündüm. Hani hepsine ulaşabilirim diye. Ama ortalık çok kötü. Hani şu anda zaten bunu düşünmem çok şey bencillikmiş gibi gözükecek ama hani şey açısından söylüyorum. Yarın başlarım diye düşünüyordum da hani bakalım bir duruma göre belki 2 günü, 3 günü bulur.
Öyle öncelikle bir 21 günlük süreci bir yapalım. Ben yaparım. Benim hani öyle bir irademle ilgili bir şeyim yok. Evet yemeği seviyorum. Ama yiyeceğim dediğim için yiyorum. Yani yemeyeceğim dedim. Bir de yemiyorum. Öyle de iradeli bir insanımdır. Bakalım gidelim Taşağı'daki duruma bakalım. Ondan sonra da bu diyete başlayacağız. Aynen benim diğer kuzenim de yaptı. Onun tiroidle tamamen onu da bir yılı geçti neredeyse. Ha kilo da veriyorsun tabii ki ister istemez. Dikkat ettiğin zaman pakette hiçbir gıda yok, şekerli hiçbir şey yok. Zaten bunları yaptığında kilo verirsin. Diğer kuzenim de yapıyor ama tiroidleri tamamen düzelmiş. Bunları duymak da insanı gaza getiriyor yani. Neyse bir eliminasyon diyetine başlıyoruz. Ama yarın ne olur, 2 gün sonra mı olur, 3 gün sonra mı olur onu bilmiyorum. Gidelim bir Antalya'daki duruma bir bakalım. Baran uyuyacakmış, sessiz olmam gerekiyor. Bakalım orada görüşürüz artık. Kocam ben yapabilecek misin? Yapacağım herhalde. Yaparım tabii, ne arıyorum. İşte tek sıkıntım sıvı yağ tüketmiyor. Şöyle zeytinyağı ve sade yağ. İlk 21 gün içinde serbest olanlar. Efendim? Gözlüğünü hemen veriyorum anneciğim. İşte eşimin şantiyede yemek yememesi gerekiyor ki. Çünkü sıvı yağ kullanıyorlar ya. Ben evde zaten Antalya zeytinyağı şeyi yani yuvası. Sağ olsunlar gönderiyor da çok güzel temiz zeytinyağı, bildiğimiz zeytinyağı. Baba verir mi dizi? Öyle ters olur. Çabuk. Yemin ediyorum şebek. Ay, eşim şantiyede yemek yemeyecek. Okay. Yemekleri ben yapacağım, göndereceğim. 21 gün boyunca sebze, işte dediğim gibi köy tavuğu, hindi, kuzu eti. Bunlar da yiyebildiğim ve şey yok hani 100 gram porsiyon. Köy yumurtası. Köy yumurtası ama yumurtanın özellikle köy yumurtası olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında benim için sıkıntı yaratacak şey ne biliyor musunuz? Çay ve kahve yasak. Şarja koydum. Şarj olsun vereceğim. Olur mu baba? Anneciğim kendi telefonunu al, ben de şunu bir rahatça anlatayım. Evet. Benim için sıkıntı olacak şey şu. Çay ve kahve yasak. Onun dışında dedim. Kahve de mi yasak? Kahve de yasak. Çay diyordu. Bir karanfil çay var. Karanfil, karabiber ve tarçınla yapılan bir çay. Bu bağırsaktaki kötü bakterilerin gitmesine ne bir yerden hava geliyor ya. Gitmesi için içilmesi gereken bir şeymiş. Bunu içeceğiz. Çay yerinden artık yapacak bir şey. Tamam anneciğim. Bilmiyorum bir tane. Ondan sonra dedim ki kahvaltıda peynir, süt, yoğurt, süt ürünleri yasak. Kahvaltı muhtemelen işte köy yumurtası, yeşillik, domates, salata, ceviz. Ceviz sınırsız yiyebiliyorsun. Çiğ fındık, çiğ kabak, çekirdeği. Bunlar da sınırsız yiyebildiğin şeyler. Hani bu açıdan senin rahatça yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani şey doymama gibi bir durumun yok. Belli olan gıdalar var. Bundan sınırsızca hindiye diyorsan sen otur bir tane hindiye mesela. Baba dert de değil. Ya yemezsin de hani en azından böyle bir stres altına girmeyeceksin ya. Ha şu kadar işte iki, bu kadar gram yeter yok şu kadar yeter. Aynen. Bizim 21 günlük sürecimiz bu şekilde geçecek. Ondan sonra yavaş yavaş gıdalar eklendikçe ben buradan bahsedeyim. Ondan sonra tiroid sonuçlarımı da bahsedelim. Dedim ki eşimde sindirim problemleri var. Onlar da geçince onları da anlatırım. Baran'la ilgilenmem lazım durmuyor çünkü. Bana bunu söyleyen diyetisyen, kendisi birebir bunu uygulayan bir insan ve benim hani bütün sonuçlarımı bilip buna göre konuşan bir insan. Ben bunu bilen birinden tavsiye almadan yapmıyorum. Siz de hani böyle bir duruma kalkışacaksınız, bilen doktorunuza falan sorup o şekilde yapmanız gerekiyor ki sağlığınızı riske atmayın. Ve tekrar şunu söylüyorum, ben bunu kilo vermek için yapmıyorum. Tiroidlerim normal düzene girsin diye yapıyorum. Tekrar tekrar söylememin sebebi ne? Çünkü insanlar şey yapacaklar şimdi, aa bu dünya yiyor da ondan sonra kilo vermenin peşine düşüyor. Hayır canım, düşmüyorum. Ben gene bıraksam dünya yerim. Mesela kuzu eti bana serbest, gene oturup bir kuzu yerim yani. Yok demem. Yok demem, yok. Öyle şeylerim yok. Ben dediğim gibi her zaman zaten katı. Yani insanın kendini sevmesinden yanayım daha doğrusu, öyle söyleyeyim size. Kiloluysan kilolusundur, neyle doyduğun hani. Bu senin midenle alakalı bir şey. Bir tanesi bir paket noodle yiyip doyuyor ki ben hep dalga geçiyorum onlarla, yakınlarımsa. Ben 3 paket noodle yiyip üstüne ne tatlı yesem diye düşünüyorum. Bu benim vücudum, benim bünyem. Kimseyi ilgilendirmeyen bir şey. Dediğim gibi kilo vermek için değil, sağlık için yapıyorum. Umarım da iyi olur.
Nadal'ı da aparatif olarak yiyorum. Nadal'ı da aparatif olarak yiyorum. Bir süre yemeyeceğim. Uzunca bir süre yemeyeceğim. Kuzenim bana dedi şey artık bunun yaşam tarzı haline gelmesi lazım. Dedi ki tiroidin zaten dedi başka bir şey yok dedi. Hani diğer gıdalar neyse ama dedi ömür boyu glutensiz beslenmen gerekiyor dedi. Şöyle yapamam. Ömür boyu glutensiz beslenemem ama bir süre beslenebilirim. Açık beden. Yapamam. Yok ben seviyorum. Karbonhidratı seviyorum. Böyle ölene kadar karbonhidrat yiyebilirim yani hiç durmadan. 15 tane lahmacun yiyebilirim. Yiyebilir misin? Yersiniz. Dün gece yediniz bahane oldu. Yok 15 tane yemedik. Hani dura dura yemişizdir belki ama bir anda oturup 15 tane lahmacun yemedik. Onun için ömür boyu glutensiz beslenemem ama belki de şöyle bir şey olur. Tiroidim yoluna girdiği zaman bunu görürüm. Gaza gelirim. Öyle de bir şey olabilir. Yani bilmiyoruz bir deneyelim. Öncelikle bu 21 günü bir atlatalım. Hele ne oluyor ne bitiyor ona göre devam edebilir. Aynen. Onu zaten devam edeceğiz. Gıdalar yavaş yavaş yeniden hayatımıza girmeye başlayacak. Ama tiroid için kesinlikle sıfır gluten beslenmek gerekiyormuş. Kısa bir süre yaparım onu. Yani kısa bir süre değil. Gene nereden baksan 4-5 ay yaparım. Belki de. Ama neyse bunlar böyle şeyde konuşulacak şeyler. Bakalım. Bu saçların bu zeytinyağlı şeyde ne güzel geldi şampuan. Aşkım illa diyorsun ki herkesin önünde dalga geç bende. Ya yok bir tane ya. Zeytinyağlı şampuan kocama saçlarına iyi gelmiş. Bakar mısınız? Yumuşattayım. Bakar mısınız? Görüyor musunuz saçları? Dokunuyorum pamuk gibi. Allah. Sabah Allah'tan fön çektik evden çıkmadan yani. Yoksa böyle sarula sarula bir hal olacaktı saç demişken. Ya bayram günü tutmuş. Gelmiş bana diyor ki şampuana su kattım. Niye şampuan bitmişti? Ya şampuan kullanmasam o şampuan bana yetecek. Sen nerede şampuan sürüyorsun dedim ya. Ondan sonra çıkmış kurutma makinesi sesi geliyor. Saçına fön çekiyor beyefendi. Fön çekmedim. Şaka kurutuyordum değil. Saçlarımı. Ya neresini kurutuyorsun hayatım? Üflesem kuruyacak zaten. Ya dedim hele nasıl oluyor? Millet uğraşıyor fit fit fit. Sen de hiç yokluk görmedin mi diyor. Öyle dedim ne oluyor? Şampuan ne var? Hiç yokluk görmedim. Hayatım şu saçı su katını şampuan yıkar mı? Niye? Benimkini yıkıyor da yani. Hayatım sen dalga mı geçiyorsun aşkım? Ciddi mi söylüyorsun? Allah. Laz olduğu için tam da anlayamıyorum dalga mı geçiyor, gerçek mi söylüyor yani? Hayatım biz bazen şampuansız kalınca basıyorduk su içine. Aşkım zaten senin şampuana ihtiyacın yok, problem o. Yok şampuansız olur muyuz? Hayatım bir şey yok. Bak sakallarım da yumuşamış. İyi gelmiş. Zeytinyağlı sapı şampuan. Cidden benden çok şampuan kullanıyor. Diyecek bir şeyim yok. Şampuan kullanıyor. Neyse biz neredeyiz? Keçi borluya çıkıyoruz. Bir şey anne daha. Böyle bakar mısın? Hı. Ay. Oğlum ben sana anne, diyorum çok ki tehlikeli. Bak. Otur babacığım sen illa bağlayacaksın. Gerçekten bak kemerini. Yumuşamayız değil mi? Kemerini bağlamam gerekiyor. O annenin şampuanı var ya o fırça gibi yapıyor oğlum. Şeyde. Kullanma hayatım bitiriyorsun şampuan sonra fırça gibi yapıyormuş. Tamam kullanmayacağım fırça zaten. Fırça gibi yapıyor zaten. Bundan sonra şey alacağım ne diyor zeytinyağlı. Aşkım ne alıyorsan benim şampuanımı kullanma. Tamam. Tamam. Tamam arkadaş herkesin kullanmıyor. Herkesin şampuanı kendine. Ama benimkini de kullanmayacaksın. Aşkım. Sen kullan şampuanı. Var öyle ben. Neredeyiz biz? Ne yapacağız? Söyleyeceğim. Kamera açık. Gidiyoruz da Isparta'ya geleceğiz. Burdur. İşte gidiyoruz. Keçi Borlu'yu çıktık. Neyse. Şimdi Burdur. Oradan devam. Antalya. Rabbim vallahi Antalya'dakiler yardımcısı olsun. Gidelim bakalım. Demin aradılar şey görüyor mu diye. Ne diyorsun? Dumanları. Duman. Daha dedim dumanı görmedim. Görmeyiz inşallah da. Ya inşallah. Ya diyorum ya inşallah bir an önce biter. Ama bu yolda da. Bu yol biraz sıkıntı. Ya, bir gidelim bakalım. Sizlere de gösterelim oradan ne oluyor diye. Bir doymadık, bir acız ama böyle sıcaktan mı ne bilmiyorum bir şey aldım. Zaten yemek rezil olduk yemek ne köfte şey yemek. Uğur'la buluştuk ya biz bir Ayça'yla 5 dakika dışarıya çıktık ikisi hesabı ödeyecektim. Gelmiyorlar. Dedim acaba dedim suçu kötü diye kavga mı ediyorlar dedim. Olur çünkü Serkan da boğazına düşkün kardeşim de boğazına düşkün. Evet. Her şey olabilir dedim. Yeşil çay kitleyecektiler zaten. Kaç ne kazarsın? Diyorum ya hiçbir şeye verdiğim para önemli değil ama lezzetsiz yemeğe verdiğim paraya üzülüyorum. 30 lira yazmışlar o şey sucuğa hiç yakmışlardı bir şey. Ya sucuk dedi. Bakın sucuk olsun, et olsun ya et yani. Geçen adam bize ne sucuk yaptı o şeyci? O güzeldi. Adem Step. Helal olsun. O güzeldi. Bu ne bu rezil? Ne tadı var? Ne tuzu var? Bir daha yakmış.
Getirmiş önümüze. Yakmış bir de diyor mu? Nişasta kadar hamur sucuk gibi. Sucuk geldi 10 dakika sonra ekmek geldi, o da bayat. Hamur gibiydi. O etin içine nişasta gibi bir şey katılmıştı. Yani ben anlarım, hiç güzel değildi. Ve orada ne yazıyordu? Bana ne dedi? Ahmet İpek yazıyordu. Ahmet İpek değildi onun sucuğu. Yok yok. Var mı? Ahmet İpek değil, kendi iç. Ne ustaydı? Bilmiyorum. Cafer Usta. Cafer Usta. Gitmeyin. Paranıza yazık. Ciddi söylüyorum. Çay istedik buz gibi. Çay buz gibi, bardakları leş gibi. Diyetle başladık, onu ete geldi. Neyse. Bir de bir şey diyeceğim. Mesajlar geliyor bana. Aslında biz gezeyiz, geze. Yemek yasak böyle. Ben onu öyle yapacaktık ya zaten. Şimdi bizim bir plan neydi biliyor musunuz? Biz Antalya'ya gidecektik. 2-3 gün kalıp Çeşme'ye gidecektik. Orada 3-4 gün kalacaktık. Oradan bu çıktım. Tamam. Oradan çıkıp tekrar Antalya'ya gelecektik. Serkan ara sıra işlere bakması lazım. Ay bir rahat oturayım bir saniye. Ondan sonra 2-3 gün daha kaldıktan sonra bir binecektik arabaya. Mardin. Urfa. Önce Mardin. Mardin'den önce Urfa geliyor. Tamam, ben oraya karıştırıyor olabilirim. Ya Mardin ya Urfa, hangisi önce geliyorsa. Oraya gideceğiz. Bir gece orada kalacağız. Urfa. Urfa'da 2 gece kalacağız. Urfa'dan çıkacağız. Antep. Van'a kadar böyle gidecektik. Van'da biraz fazla kalacağız. 4-5 gün kalacağız ki benim kuzenim doğum yaptı. Çocuk 6 aylık oldu da ben hala gideceğim. Van'da birkaç gün kalacaktık. Ondan sonra tekrar böyle geri dönecektik. Hatta planımızı yaptık. Ben şöyle en son Serkan da söylemedim bunu. Haritaya baktım. Oradan da Artvin'e çıkarız diye düşündüm. Van'dan mı? Evet. Van'dan yakın çünkü Artvin. Ama sonra geri dönerken sıkıntı olabilirdi. Ama gene kala kala gelirdik yani. Geri dönerken hani, geriye sıkıntı ya. Artvin'den Antalya çok uzak. O ayrı. Gene, Artvin'e Arabi'ye inirdik. Arabi'den Trabzon Osman abiye uğrardık bir. Yani, köfteci Yusuf neydi köfteci? Yusufeli köftesi. Yok, Trabzon Akçabat köftesi yapan bir herif var. Ne ustaydı unuttum. Bilmiyorum. Ona giderdik, 1-2 kilo, 3 kilo köfte yerdik orada. Biz orada İhsan'ın ablasının düğünü var. Sene kaç artık bilmiyorum. Enişte de bizim orali değil, yabancı. Yani yabancı dedim, şey dışında. Alışverişe, İhsan, ben, ablası, işte enişte, bir de bir akın var bizim bir daha. Gittik, enişte dedi ki, acıktınız mı? Ulan bize o denir mi? Akını gördün mü sen? Gördüm. O da var benim kadar. Ben de çok. Sonra. Neyse. Dedik yer, enişte acıktık. Neye gidelim, neye gidelim? Dedim orada köfteci var, gidelim. Arkadaşım. Oğlum, İhsan'la akın arkadaşım. İhsan amcanı tanıyorsun da. Neyse, bir oturduk, 3 kilo köfte istedik. Adamın gözleri bu kadar oldu. Neyse, dedim enişte sen ne kadar yedin? Dedi ki hepimiz yedik. Biz dedim 3 kilo, 1 kilo biz yiyiz dedim enişte dedim. Tamam o zaman dedi, sen biz isteyelim. Özgür abla bakıyor bize şimdi, bunlar ne diyor? Biz bir oturduk, bir yemeye başladık. Ver Allah'a ver. Kadar. 3 kilo yedik. Ondan sonra dedik ki adama tatlı var mı, var ne var, işte baklava var, kadayıf var, o var falan. Dedik bir baklava getir. Bir üstüne baklava. Bir daha üstüne birer porsiyon baklava yedik. Enişte dedi ki size dedi helal olsun dedi. Ben dedi yiyen adam gördüm ama sizin gibi iştahlı yiyeni hiç görmedim dedi. Sen tanımazsın. Bizim öyle bir maceramız var. Biz yiyoruz yani. Yiyeceğiz arkadaş. Zorla değil. Geçen Davut bir şey sormuştu evlenmeden önce de mi? Ya bakın ben evlenmeden önce de lezzetsiz yemek yemem. Yani o da yemek bana lezzetsiz geldiyse veya damak tadıma uymayan bir şeyse yemem. Onlar dedi köfte yemedi ya sucuğu yemedim. Sucuğu yemedi dedi ki bu ne be dedi. Baran da öyle, ben de öyleydim. Yani bana bir yemek lezzetli gelecek. Ha lezzetli değilse yemem, aç kalırım. Örnek veriyorum birinin evine misafirliğe gitmişim de gece de kalacak olayım. Evet anneciğim. Yemem, aç kalırım önemli. Ama bana yemek lezzetli olacak. Evet önceden bu kadar çok yemiyordum belki. Hani belki 3 şiş cağ kebap yiyip doyuyordum. Şimdi 10 şiş yiyorum. Ne yapabilirim? Midem büyüdü. Yapacak bir şey yok. Ama hep böyleydim yani. Lezzetsiz yemek yemem. Neyse işte öyle gezeriz diye düşünüyorduk. Çok da güzel olurdu. Ama şimdi Antalya'nın durumu böyle. Serkan'ın işleri nasıl olacak? Ne onu yapacağız? Hiçbir şey belli değil. Maddi olarak ne yapacağız o da belli değil.
Bakalım. Dediğim gibi her şey şu, Antalya'ya gideceğiz. Oradaki duruma göre şekillenecek. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Şantiyede makineler, kamyonlar her şey orada. Şantiye binası orada, konkosu orada. Allah göstermesin yani. Dünya kadar makinemiz var orada. Bana sürekli bir şey söylüyor. Yok yanmıyor anneciğim, Allah korusun. Allah bir an önce yardım etsin de söndürsün. Bir de her gün video çekmemi isteyen insanlar var. Çok çok hoşuma gidiyor bu yorumları gördüğüm zaman. Bir de Instagram'dan beni ekliyorsunuz. Ha bir de Instagram'ı soranlar var. Arkadaşlar hakkında kısmında Instagram'ım var. Ben şimdi profesyonel olmadığım için, o kaygının içine girmediğim için herkes gibi şuradan ekleyin, buradan ekleyin falan yapamıyorum. Ama artık videolarda açıklama kısmına koyacağım Instagram'da. Oradan ekleyebilirsiniz. Oradan da mesajlar geliyor bana. İşte her gün vlog çek falan diye. Ya aslında benim her gün yaptığım bir şey yok. Yeri geliyor bir gün mesela bir o yana yatıyorum, bir bu yana yatıyorum. Kalkıyorum, yemek yiyorum, tekrar yatıyorum falan. Onun için video çekmiyorum. Ama çekeceğim bundan sonra madem istiyorsunuz. Madem öyle işte böyle. İşte böyle buradan ekleyin. Diğer videomu da buradan izleyebilirsiniz. Belki bir gün onları da yaparım ama şu anda yapamıyorum. Şu anda şeyimiz o kadar yok. Ne diyorsun? Ha, bir yok her gün video çekmemi isteyenlerden şey istiyorum. Madem öyle ya izlenmem çok ama abonem yok benim. Bütün akrabalarınıza söyleyin. Evde 5 tane mi telefon var? 5 telefondan da abone olun. Televizyondan da açın, bilgisayardan da açın. Hiç bunu istememiştim ama herkese söyleyin abonem böyle bir anda artsın. Ben de gaza geleyim. Neyse gene çok konuştuk yemin ediyorum. Ama doğru diyorum. Abone işi o çok iyi oluyor. İyi oluyor tabii, biliyor musun? Ya aslında ben bunu söylemeyecektim şimdi. Daha önceden verdiğim bir karar. Yakın çevrem, yani sana söyledim. Bir de Nazan'a söyledim bir tek. Dediğim gibi her zaman bunu söylüyorum. Benim amacım YouTube'dan para kazanmak değildi. Vakit geçirmek, hani oyalanabilmekti. Ki o güzel oldu. Vakit geçiriyorum, onunla ilgili bir sıkıntım yok. Hani bir videoyu düzenliyorum, video çekiyorum, uğraştığım bir şey oluyor. Ama baktım bu izlenmeleri falan çok artınca şuna karar verdim. Benim YouTube para kazanmam açılınca bir aileye yardım edeceğim. Bu gıda yardımı olacak. Para kazanmam açılmaz bunu yapacağım. Tabi para kazanman açılır açmaz para kazanmıyorsun zaten. Ama bundan sonra para kazandığım zaman artık kazandığım paraya göre bir bütçe belirleyeceğim. Her ay. Böyle belli ailelere, hani her zaman aynı aile değil tabii ki de, gezerek gıda yardımı yapacağım ve bunları da mümkün olduğunca videolarım, onları da gösteririm. Hani amacım şey değil, ben gidip insanlara yardım ediyorum, bunu görün demek değil. Ama yapmayan insanlar, maddi durum olup da yapmayan insanlar... Yapıyoruz canım, yapmıyoruz değil. Ha. Ama kimseye söylemiyoruz, bugün kadına para ver, hani her şey... Benim ilk yardım işim nasıl başladı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben üniversitedeyim. Ay bir yerleşemedim. Aysel izlerse ne güler şimdi bana. Üniversitedeyim. Bir arkadaşım annesiyle konuşuyor. Bayram tatiline giriyoruz. 10 gün yurtta kimse kalmayacak. Yemek bile çıkmayacak. Annesiyle konuşuyor. Annesi diyor ki hayır diyor, gelemezsin diyor. Paramız yok diyor. Ben sana söyledim diyor. Oraya gidiyorsan ancak yazın dönebilirsin diyor. Kız ağlıyor. Anne ne oldu, birinden para al diyor. Aşma aşkım ses yok. Ben de odadayım, beni yatıyor zannediyor ve ben bu konuşmayı duyuyorum. Allah'ım ciğerim parçalandı, 20 lira param var, ertesi gün Ankara'ya döneceğim. Bir de terminale gidecek kadar otobüs param var. Allah'ım ne yapayım ne yapayım, Aysel geldi. Aysel dedim, kızım. Neymiş? Sürekli bir şey söylüyor, kaynana gibi yemin ediyorum. Neyse, Aysel dedim. Sen de sen o kaynana. Ben bir şey demedim Serkan. Ben bir şey demedim, anası hakkında konuştum. Neyse. Aysel dedim kapıda bekle, ben bu kızın çantasına para koyacağım dedim. Kanka manyak mısın sen dedi, öğrencisin sen, salak mısın? O da Kayseri'li ya. Ya dedim sen kapıda bekle. Aysel'i kapıya koydum. Hayatım soğuk suyu ver sen ona. Aysel'i kapıya koydum, o kızın çantasına 20 lirayı koydum. Biz çıktık okula gittik. Okula zaten Aysel'le gidince yürüyerek gidiyorsun dolmuşa para vermesin diye. Dönüşte yalnızım, dönüyorum. Sadece ertesi gün terminale gidecek param var, terminale yürünmez. Cebimde başka para yok. Onun için zaten yurda yürüyorum, yoksa ben yürümem zaten. Allah'ım bir döner kokusu. Ama ne döner? Böyle bir döner yok. Döner yedim desem, o parayla dolmuş parası döner yiyebiliyordunuz Nide'de. Döner yedim desem terminale gidemeyeceğim. Terminale gidip desem bir yerim şişecek, döner kokuyor. Neyse dedim Eda yürü. Yürüyorum, Ziraat ATM'si gördüm.
bir bakayım dedim. Ne olur ne olmaz. Bir baktım 200 lira para. Amcam göndermiş. Amcam bana çok sık para gönderirdi. Hani gönderdi her zaman da sana para gönderdim demez adam yani. Gönderir. Bir baktım amcam para göndermiş. Gönderdi 10 gün mü 15 gün mü ne olmuş benim haberim yok. Parayı çektim yemeğimi de yedim. Dolmuşumuna da bindim mis gibiydi. Benim o günden beri hiçbir zaman şey kaygım olmaz. Cebimde şu kadar para var. Versem mi vermesem mi? Allah be. Hiç umurumda olmaz. Ve ya ben bunu herkese söylüyorum. Maddi durumunuz olmayabilir. Ama baktınız ki sizden kötü durumda olan biri var. Bir kilo pirinç mi aldınız? Verin yarım kilosunu ya. Yarısını ver gitsin. Yarısını ver. Vermeden gelmez çünkü. Bu hep böyledir. Senin gelirinin ne olduğu önemi yok. Evinde yiyecek bir şeyin olup olmamasının bir önemi yok. Sen ver. O fazlasıyla gelir. Neyse konu nereden nereye geldi gene. İşte eğer para kazanmam açısında böyle yardım yapıp yardım videoları da çekmeyi düşünüyorum. Video çekmemdeki sebep de şu. Hani yapın herkes yapsın. Ben yapıyorum benim yaptığımı görün değil. Bazılarına belki örnek olur. Bazıları da böyle yardım yapmak ister. Hani yapar. Yani yapsınlar da göstermelik yapsınlar. Anlatabiliyor muyum? Yapsın da gözümüze soksun. Önemli değil. Yapsın yani birilerine bir şey. Çünkü insanların ihtiyacı var. Gerçekten. O şey var ya. Arif yapıyor ya. Evet adamın aklı adıma gelmedi. Hepinizi biliyorsunuz. Yılmaz ne Yılmaz? Adını bilmiyorum şimdi. Tam şey adamın herkes tanıyordur belki. Adam zengin. O da yokluktan gelmiş. Tabii. Ya. Geziyor para. Bir haber oluyor. İbrahim Yılmaz. Bilmiyorum ben. Adamı biliyorum da. Bilmiyorum yalan olmasın. Veya şey var bir tane. Onunla beraber o oğlan da. Hatay'da yok. Antep'te bir çocuk var ya hayvanlara, köpeklere falan yardım ediyor. Aynen Antep'te biri daha evet. Var. Evet. Adam video çekiyor ve deli gibi hayvanlara yardım ediyor. İnsanlara da ediyordu. Ben çoktandır izlemiyorum bilmem ama. Ya yapın herkes yapsın. Göstermelik de yapsın. Hiç önemli değil. Yeter ki millete yardım edilsin yani. Neyse durum bundan ibaret. Konulardan nereye geldi gene? Her gün vlog çekerim. Mümkün olduğunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Ama siz de herkese söyleyeyim, takip edin beni. Şimdi gidelim bakalım Antalya'da durum neymiş. Çikolata var. Çocuklu yolculuk çok zor. Anne ya sus. Neyse, öpüyorum sizi. Birazdan görüşürüz. Antalya'nın girişindeyiz şimdi. Daha doğrusu Seri'nin girişindeyiz. Bu arabalar su götürüyor sanırım. Manavgat pazar yeri. Evet. Bu arabalar şey yapıyor. Dışarıda inanılmaz bir koku var gerçekten. Bakın arabalar da yardım götürüyor. Buradan şu anda bir şey gözükmüyor ama dediğim gibi koku var. Baksana kuru bakliyat, makliyat hepsinde yürüyor. Tabii. Kaç tane böyle araba var. Aa bunda köpek var. Yok oğlum. Yok anneciğim. Bakliyat falan var onda. Öndekinde de su var. Hepsinde var. Böyle böyle gerçekten. Bilmiyorum bir bakalım ileri taraflarda ne var. Bunlar ama, hep Burdur'dan iniyor. Burdur plakaları. Ha. Ama bu şey bile var. Çok korkunç yani bu koku bile. Cidden Rabbim herkese yardım etsin ya. Biz bu kadar uzaktan bile bu kadar şey etkilendik. Ben de hiç sevmiyorum anneciğim. İnşallah bir an önce biter. Sen dua et. Şoka girdik. Şimdi eve geldik. Normalde eve gelme niyetimiz yoktu. Daha doğrusu bir bakalım dedik. Çünkü taşağlı yanıyor falan diyorlardı. Biz girerken itfaiye araçları çıkıyordu. Yangın söndürmüş. Yukarıya çıkalım dedik. Çardak köyüne doğru. Serkan'ın şantiyesi orada baraj. Yukarıya çıkarken öyle kötü kokuyor ki yani Rabbim gerçekten oradakine yardımcısı olsun. Ben dedim ki çıkmayalım. Baran bu kokuyu solumasın yani. Oradaki yangın da sönmüş. Tabii artık bilmiyorum hani yeniden olur mu ama şu an için sönmüş durumda. Yukarıya kadar çıkmadık ama Baran koklamasın diye. Şimdi evimize geldik. Camlar falan kapalı. Gene burası da taşağı da kokuyor çünkü. Koklamasın diye şey yapıyorum. Marketten aldıklarımı göstereyim. Yumurta aldım. Gelin gelmez bu akşam bir çay demleyeceğim. Şu el pirinci şunlar var ya. Bunları aldım. Noodle aldım. Yani eliminasyona başlıyoruz ya. Ne? Noodle yiyiz. Serkan bir yerde şey durmuş. Anne var evde patates. Tamam veririm anne. Tamam, bir saniye.
sirke sineklere iyi geliyormuş. Zaten Serkan sana bir şey sorayım. Şu duman kokusunda sinek bulamazsın. Tabii canım. Yıllarca gelmez bir daha bence buraya. Şu çikolatalar 10 liraydı ucuz diye. Bunu aldım. Patates aldım. Bunu hemen fırına atıp yapacağım şeyler. Saat geç oldu zaten. Yarın sabah da eliminasyona başlıyoruz ama işte bu köy tavuğu falan alma, köy yumurtası falan almam lazım. Sebzem meyvem yok. Onlar artık gider manavdan falan alırım. İnşallah. Ya tedirginim hala, dışarıya bakıyorum. İnşallah bir şey olmaz. Rabbim diğer taraflarında yardımcısı olsun. İnşallah onlar da bir an önce söndürür. Ama buranın sönmüş olmasına çok sevindim. Bakalım yarın sabah ne yapacağız? Belki Manavgat tarafında pazar yerinde şey yapıyorlarmış işte. Orada toplanıyormuş insanlar. Orada su falan dağıtıyorlarmış. Belki oraya gidelim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.